Herkese merhaba arkadaşlar ben Ümit. Uzun süredir kullandığım Adobe Premiere Pro'da bir plugin vardı. Hem de ücretsizdi. Dedim ki bunu neden size göstermiyorum. Hadi gelin size de göstereyim. Video içerisinde çok fazla plugin içerisinde içeri kullanacağım. Siz bu şekilde içerisinde tam net görebilin diye. Hadi başlayalım. Direkt bu siteye gidiyoruz. studioplugins.net Hemen join free diyorum ücretsiz kaydoluyorum. 0 dolar 0, 0, 0 Elbette ki ücretli içeriği var ancak biz 0 olandan başlıyoruz. Sonra mailden kaydoluyoruz. Mail istiyor. Ben hemen şuradan bir tane çakma mail alıyorum. Gördüğünüz gibi ki, lütfen mailinizi kontrol edin. Sonra işlemimiz bitiyor. Mailime geliyorum. e-postamı onayla diyorum. Oley başardınız. Hadi Windows için indir diyorum hemen. Olsun yine de indir. Aç diyorum. O ben daha önce de indirdiğim için söylüyorum. Daha sonra evet diyoruz. Çok basit. Sürekli ileri 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 deyip kuruyor. Zaten ben de o kurulu olduğu için hemen işlem bitecek. Sonra e, masaüstü sürümünü aç diyoruz. Bu ekran her bilgisayarınız başladığında açılacak. Ben bir hesaplan giriş yapmıştım, login diyorum. Bakın direkt zaten web tarayıcısında sayfanız açık olduğu için hemen aktive edildi diyor. Burada bu tarafa geçiyoruz. Bakın Nora, bizim mailimiz geldi. Daha sonra Premier Studio için olanı yükle diyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra burayı kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Buradan işimiz bitti. Premiere Pro'yu açıyorum. Hemen bir proje açıp eklentimizi kullanıyoruz. Windows tuşu altından Premiere Studio'yu seçiyorum. Hemen yani ekranıma geldi. Gördüğünüz gibi içerisinde kullanabileceğimiz mesela en çok kullandığım glitch efektimiz var aşağıya kaydırma işte efendim söyleyeyim şunlar Çok kötü değiller. Hatta şöyle birkaçına bakalım mesela. Şuraya bunu atıyoruz ve end diyoruz. Hemen izliyoruz. Peki sadece içerisinde bunlar mı var? Elbette ki hayır Grafik efektleri var Mesela ürünlerin üzerinde yazı çıkarttığımız efektler var kullanımı çok kolay Tıklıyoruz ve end diyoruz Zaten direk sayfamıza geliyor Daha sonra üzerine tıkladıktan sonra Düzeltebiliyoruz bunları Çift tıklıyorum Buradan istediğimiz gibi paket içerisinde değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda içerisinde presetler var. Ee, color renkleri var. Renk seçenekleri var. Buradan Lootlar atabiliriz videolarımızın üzerine. Örneğin Şunu seçiyorum. Bunu atlıyorum mesela. Yazı font hatası verebilir. Gördüğünüz gibi bakın videonun burası burası. Bakın. Burada farklı, burada farklı. Söylemeden hemen geçmeyeyim. Burada çok ufak bir ayarımız var. İlk kurulumda bazen gösteriyor, bazen göstermiyor. Bu da biz burada end tuşuna bastığımızda projemize kendisinin eklemesi gerekiyor ancak buna bu yetkiyi vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde etkileyemiyor. Burada edit kısmına geliyoruz. Altına ayarlarımıza geliyoruz. Genel ayarlar diyoruz. Bakın burada kontrol var. Konsole geliyoruz. Enter diyoruz. Class driver diyor. Premiere Studio seçiyoruz. Ok diyoruz. Buradan da ok dedikten sonra artık istediğimiz gibi kullanabiliriz. İçerisindeki sonuçlara bakalım seslere. Elbette ki bunlar telifsiz ve ücretsiz. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> evet, bunu tutup endip Hemen dosyanın içerisine alıp kullanabiliyoruz istediğimiz kısmını mesela bu tam bir geçiş efekti sesli aslında hatta bakın şöyle yapabiliriz. Bunu siliyorum hop yakınlaştırıp bunu tam altına alıyorum bak. Bu şekilde de siz de projelerinizi kullanabilirsiniz. Sen de ekranda plugin içerisinde hangi ürünler var diye ufak tefek göstermeye çalıştım. Buradan istediğini kullanabilirsin benim yaptığım gibi. Daha fazla bu tip videonun gelmesini istiyorsan videoya bir beğeni atman yeterli. Bir dahaki videoda görüşürüz.